Merhaba arkadaşlar, ben Hanif Hoca. Kanalıma hoş geldiniz. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Evet sevgili arkadaşlar, bu videoda DGS başvuruları nasıl yapılacağı ile ilgili ayrıntılı bir açıklama, yönlendirme yapacağım. DGS kontenjanlarına ulaşmak isterseniz arkadaşlar, bu kontenjan listesine ulaşmak isterseniz Google'a DGS kontenjanları yazıyorsunuz. 2024 DGS kontenjanları yazdığınız zaman buradan bizim MB Akademi web sitesine giriyorsunuz arkadaşlar. Buradan DGS kontenjanlarına ulaşabilirsiniz. Bakın son 2 yılın karşılaştırmalı kontenjanlarına buradan ulaşabilirsiniz. Bununla ilgili ayrıntılı bir video çekeceğim için bu konuya değinmeyeceğim. DGS başvuruları nasıl yapılır? Ondan bakacağız. Şimdi AİS ÖSYM yazıyoruz, tamam mı? Bakın AİS ÖSYM yazdığınız zaman aday işlemleri sistemine giriyorsunuz. ÖSYM'nin sistemine gireceksiniz. Öncelikle buranın içerisine girmemiz lazım. Yani buradan sisteme girip oturum açmamız lazım. E-Devlet'le giriş yapabilirsiniz. Sisteme giriş seçeneğiyle girebilirsiniz arkadaşlar. Sisteme girelim. Şimdi sisteme girdikten sonra burada karşınıza başvuru yapacağınız ekranlar çıkacaktır arkadaşlar. Bu başvuru ekranlarından DGS'yi seçiyorsunuz. Şuraya DGS başvurusu yap diyorsunuz arkadaşlar. Bunu dedikten sonra size başvuru ekranı, DGS başvuru ekranı çıkacak. O ekrandan sonra arkadaşlar oraya DGS başvurusu yap dediğinizde karşınıza böyle kimlik, adres, iletişim, eğitim, işte sınava ilişkin bilgiler, şehitlik, gazi yakını, oturum seçimi gibi sağlık durumu ile ilgili bu tür şeyler çıkacak arkadaşlar. Siz buradan kimlik ve adres bilgilerinizde bir sorun yoksa, kimlik ve adres bilgilerinizde bir sorun yoksa oradan ilerle seçeneğini seçiyorsunuz arkadaşlar. Buraya kadar geliyorsunuz. Yani burayı seçmeniz lazım. Mesela ben İş Sağlığı Güvenliği mezunuymuşum. Yani bunu seçiyoruz arkadaşlar. Buradan ileri diyorsunuz. Zaten ileri dediğinizde sınav tercih merkezi geliyor arkadaşlar. İşte burada kişisel verileri okuduğunuzu söylüyorsunuz. Kılavuzları okudum, kabul ettim diyorsunuz. Ve burada sınav tercih merkezlerinden birisini seçmemiz lazım. Şimdi İstanbul yazalım. Buraya İstanbul yazacaksınız. Ara dediğinizde arkadaşlar İstanbul'la ilgili, işte ben İstanbul'da gireceğim için İstanbul'da ara dediğimizde karşımızda Esenyurt, Güngören, işte bu tür yerler çıkacak arkadaşlar. Bizim burada yerimiz nerede? Bakırköy, Zeytinburnu, Bahçelievler, Beyazıt. Evet, burada şu Küçükçekmece. Şuraya arkadaşlar, yani ben buraya giriyorum. Hani siz başka yerler seçebilirsiniz. Bunu seçtikten sonra ileri diyorsunuz. İleri, ileri. İşte burada sınav ücreti zaten yatırılması lazım. Bu sınav ücretinin de 590 TL olduğu söyleniyor arkadaşlar. Ben tahmini olarak bu civarda olacağını zaten söylemiştim. 500 ile 600 arası Instagram'dan bizi takip eden arkadaşlar görmüşlerdir. Yani evet biraz fazla ama yapacak bir şey yok. Sonraki adım diyorsunuz. İşte en sonraki adım belge ön izleme diyorsunuz arkadaşlar. Şimdi buna tıkladığınızda başvuru kontrol ve ön izleme yaptığınızda eğer bir sorun yoksa ondan sonra başvurunuz alınacak. Ama ücreti yatırmanız lazım arkadaşlar. Yani başvuru yaptıktan sonra ücreti yatırmayı mutlaka unutmayın. O ön izleme kontrol yaptığınızda karşınızda böyle bir şey çıkacak arkadaşlar. Yani burada işte ne olduğu, ne mezunu olduğunuz, işte sınava nerede gireceğiniz vesaire bunları kabul ediyorsunuz arkadaşlar. Bakın bunları kabul ettikten sonra karşınıza başvuru işlemi ÖSYM'e bildirilmiştir diyor. Ama ücreti hala ödemediniz arkadaşlar. Yani çünkü biz şu an bu sisteme başvuru kayıt görüntüleme yaptığımızda ücretin ödenmediğini çok net bir şekilde göreceğiz. Burada başvuru ücret görüntüleme yaptığınızda arkadaşlar ödeme bilgileri ekranına girdiğinizde zaten göreceksiniz. Burada ödenmediğini çok net bir şekilde size söylüyor. Sizin burada yapmanız gereken ödeme ÖSYM sayfasına girmek arkadaşlar. Yani bunu gireceksiniz ve ücretinizi ödemeniz gerekiyor. Şimdi biz bu ekrana girelim. Bu ekrana girdikten sonra burada DGS dikey geçiş sınavı diyor arkadaşlar. Bakın buradaki bilgileri tamamladıktan sonra bize ödeme ekranı karşımıza çıkıyor. Ekranı diyorsunuz ve karşınıza böyle bir ekran çıkıyor. Siz buradan ücretinizi ödüyorsunuz. Ücreti ödedikten sonra zaten bir mesaj gelecek size. Ben ücreti ödedikten sonra, yani ücretinizi ödedikten sonra arkadaşlar karşınıza böyle ödemeleriniz başarıyla alınmıştır deniliyor arkadaşlar. Bundan sonra aday işlemleri sistemine girdiğinizde ücretinizin ödendiğini, artık başvurunuzun tamamlandığını görebilirsiniz.
Tekrar aday işlemleri sistemine girip buradan başvurumuzu kontrol edelim arkadaşlar. Başvurumuz yapılmış mı, yapılmamış mı? Buna bir bakalım birlikte. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, yani başvuru yap dediğim zaman başvuru ekranına tıkladığımda başvuru kaydınız bulunmaktadır diyor. Başvuru kaydını görüntüle, başvuru kaydını güncelle vesaire, buna benzer şeyler var arkadaşlar. Bunlara tıkladığınızda, mesela ödeme bilgilerine tıkladığımızda ödemenin alındığını buradan net bir şekilde görebilirsiniz. Başvurularınızı güncelleyebilirsiniz. Yani DGS başvurulara devam ettiği sürece güncelleme yapabiliyorsunuz. Buralarda başvuru ekranı bu şekilde arkadaşlar. Tamam. Kontenjanlarla ilgili bir video çekeceğim. Daha detaylı analizler yapacağız arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.